Merhaba arkadaşlar. Araştırma deneme metotları dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde tarla denemelerinde en fazla kullanılan, daha önceki derslerde de söylemiştim, tesadüf blokları deneme desenine devam ediyoruz. En son dersimizde tesadüf bloklarına giriş yapmıştık. Birinci dersimizi tesadüf blokları giriş bir adı altında birinci dersimizi işlemiştik. O dersimizde hatırlarsanız parselasyon tesadüf bloklarında parselasyon konusunu ele almıştık. Bu dersimizde ise şurada rengini seçelim. Siyah yapalım. Evet, parselasyon konusunu ele almıştık. Yine bu dersimizde de parselasyon konusunu kısaca tekrarlayacağız. Fakat bu parselasyon konusunu bu kısa tekrarlamadan tam anlamayabilirsiniz. Daha geniş ve farklı örneklerle çözülmesini istiyorsanız ki anlamanız daha kolay olacak. Tesadüf blokları giriş 1 dersinin videosunu izleyebilirsiniz. Nereden izleyeceğiz? Ben size WhatsApp grubumuzda, ders grubumuzda paylaşıyorum. Her videoları, ders sonrası çektiğimiz her videoları, ders için çektiğimiz videoları size gönderiyorum. Fakat yine de diğer videolar da var bu konuyla ilgili. Okul videoları ve önceki ders videolarına da ulaşmak istiyorsanız, bütün ders videolarına ulaşmak için şöyle YouTube'da arama kısmında Yüksel Kaya yazdıktan sonra araştırma deneme metotları ikisini birlikte şuraya yazdığınızda burada benim ders için oluşturduğum YouTube kanalı gelecektir. O kanalda da araştırma deneme oynatma listesinin içerisinde araştırma deneme metotları oynatma listesinin içerisinde tesadüf blokları giriş bir videosunu izlerseniz tesadüf bloklarında parselasyon kısmını buradan izleyebilirsiniz. Bu derste daha çok tesadüf bloklarını randomizasyon kısmı konusunu ele alacağım. Her iki konuda tesadüf bloklarında parselasyon, tesadüf bloklarında randomizasyon konuları tesadüf bloklarına giriş için çok önemli konular. Onları yani parselasyon videosunun oradaki anlattığımız dediğimiz tesadüf bloklara giriş bir videosunda anlattım parselasyon kısmını. Burayı mutlaka izleyin. Ondan sonra bu dersimizin videosu. Bu dersimizin de videosunu buraya ekleyeceğim. Bu da ne olacak? Adı, ismi de. Adı da tesadüf blokları giriş 2 olacak. Ve burada da bu dersimizde de randomizasyon kısmını anlatacağım. Bu iki dersin videosunu da izlemeniz çok önemli. Bu iki ders parselasyon ve randomizasyon konularını içeren tesadüf blokları giriş 1 ve tesadüf blokları giriş 2 videolarını mutlaka izleyin. Bu iki videoyu izledikten sonra tesadüf bloklarında yapacağımız varyans analizleri kısımlarını anlamanız daha kolay olacaktır. Bizim bir örneğimiz vardı. Bu örneğimizi yine tekrarlamak istiyorum. Tesadüf blokları deneme desende bir örnek oluşturmuştuk. Tarla denemesi oluşturmuştuk. Aklıma gelmişken burada da söyleyeyim. Bazen tesadüf blokları deneme desene bazı kitaplarda şansa bağlı tam bloklar deneme deseni ya da şansa bağlı tam bloklar deneme planı şeklinde karşınıza çıkabilir. Bu şansa bağlı tam bloklar deneme deseni ya da şansa bağlı tam bloklar deneme planı şeklinde ifade edilen deneme deseni aslında tesadüf bloklar deneme deseni ya da planı
ya da metodu yöntemiyle aynı demek. Bazı kitaplarda da şu şekilde de ifade edilebiliyor. İki yönlü sınıflama ya da çift yönlü sınıflama şeklinde de tesadüf blokları deneme deseni ifade edilebiliyor. Tesadüf blokları deneme deseni şeklinde ismini duymayabilirsiniz. Şansa bağlı tam bloklar deneme deseni ya da iki yönlü sınıflama, çift yönlü sınıflama şeklinde duyduğunuz zaman ya da okuduğunuz zaman, gördüğünüz zaman siz hemen bunun tesadüf bloklar deneme deseni olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğimiz neydi? Tesadüf blokları deneme deseni tarlada bir uygulamasını yapıyorduk. Bu örneğimizde denememizde 5 tane ekmeklik buğday çeşidini siirt koşullarında denemeyi alıyorduk. Amacımız bu 5 tane ekmeklik buğday çeşitleri arasında istatistik olarak önemli bir farklılığın olduğunu iddia edecektik. Hipotezimiz böyleydi. Amacımız da bu çeşitlerden hangisi ya da hangilerinin siirt koşullarına uygun olduğunu tespit etmekti. İncelediğimiz verim karakteri de tane verimiydi. Tane verimini inceliyorduk. Faktörümüz burada hatırlayalım. Faktörümüz ekmeklik buğday çeşitleri şeklinde ifade edilebilir. Ya da sadece buğday çeşitleri şeklinde de ifade edilebilir. Ya da sadece çeşit şeklinde de ifade edilebilir. Faktörü adının değişik şekillerde ifade edilir. Faktörün adı ekmekli buğday çeşitleri olabilir. Buğday çeşitleri olabilir ya da çeşit, sadece çeşitler şeklinde de ifade edilebilir. Faktörün adı bu şekilde ifade edilebiliyor. Faktörün konuları ya da uygulamaları dediğimiz konuları, uygulamaları, faktörün grupları da denebilir. Faktörün konuları da denebilir, faktörün uygulamaları denebilir, faktörün grupları da denebilir. Bunlar üç şekilde ifade edilebilir. Bunlar faktörün içerisinde yer alan konular, uygulamalar nedir? Bizim faktörümüz ekmeklik buğday çeşitleriydi. Ekmeklik buğday çeşitlerinin içerisinde 5 tane çeşidimiz vardı. 5 tane konumuz vardı. 5 tane uygulamamız var demektir. Bunlar da çeşit 1, çeşit 2, çeşit 3, çeşit 4, çeşit 5 şeklinde ifade edebiliyorduk. Bu denememizi ne yapacaktık? Tarlada tesadüf blokları deneme deseninde kurduğumuz için, blok şeklinde kuracağımız için 4 tane blok şeklinde kuracaktık ve 4 blok oluşturuyorduk. Deneme konuları olan 5 tane çeşidimiz de her bir blokta birer kere tekrarlanmak üzere blok sayısı kadar toplamda da tekerrür sayısı oluşturuyorduk. Dolayısıyla da tekerrürümüz de blok sayısı kadar oluyordu. 4 tekerrürde denemeyi kuruyorduk. Bir önceki dersimizde tesadüf blokları giriş 1 adı altında yaptığımız en sonki dersimizde parse tesadüf bloklarında tesadüf blokları deneme deseninde parselasyon konusuna değinmiştim. Parselasyon konusunu çok hızlı bir şekilde şöyle hatırlayabiliriz. Deneme arazimiz diyelim ki şu şekilde bir deneme arazimiz var. Şöyle bir deneme arazimiz olsun. Düzgün bir dikdörtgen şeklinde olabilir. Bu şekilde düzgün bir arazi, yani kenarlar birbirine dik şekilde bir araziyi bulmak gerçekten zor. Fakat biz uygulamamız açısından, denememizi bir de size anlatabilmemiz açısından, sizin de daha iyi anlayabilmeniz için denemenin şeklini şimdilik böyle oluşturun. Bir sonraki örnekte deneme alanının arazisi yamuğa benzeyecek, yamuk şekilde olacak. Orada daha farklı bir şekilde deneme desenini oluşturacağız. Şimdi bu desenimize basit. Diyelim ki toprakta şöyle bir varyasyon var. Toprak kalitesi şurada yüksek ve toprak kalitesi şöyle yukarı, arazide şu şekilde devam ettikçe bu uçtan şu uca doğru toprak kalitesinin düştüğünü düşünelim. Şurada da toprak kalitesi düşük.
bu tarafa geldikçe toprak kalitesi yükseliyor. Bu tarafa doğru şöyle toprak kalitesi düşerek gidiyor diyelim. Arazinin şu kısmında toprak kalitesi yüksek. Arazide bloklamayı topraktaki varyasyonumuza dik olarak yapıyorduk. Bloklamayı şu anda ben doğru yaptım. Parselasyonumuzda mesela 5 tane çeşidimiz var. Birinci parsel oluşturduk, ikinci parsel oluşturduk, üçüncü parsel oluşturduk, dördüncü parsel oluşturduk. Daha doğrusu 5 tane parselimiz oluştu. Çeşit 1'i diyelim ki buraya ektik, çeşit 2'yi buraya ektik, çeşit 3'ü buraya ektik, 4, 5 şeklinde. Birinci bloğumuzu böyle oluşturduk. Birinci bloğumuz bu şekilde oluştu. Birinci bloğumuzun yönü şöylesine bakarsak, parselin bloğun uzunluğuna bakarsak, şöylesine tam topraktaki şu şekilde topraktaki varyasyon bu şekilde ise topraktaki varyasyona dik oluşturmuş olup. Bunun sebebi şuydu. Şuradaki birinci çeşitle ikinci çeşit, üçüncü, dördüncü, beşinci çeşitlerimiz hepsi toprakta şu blokta ne oldu? Tam iyi, verimli bir toprağa denk gelmiş oldu. Dolayısıyla biz 5 tane çeşidimizi yüksek verimli olan kısımda denemiş olduk. Yani bütün çeşitlerimize eşit bir uygulama, eşit bir muamele yapmış olduk, eşit bir işlem yapmış olduk. Dolayısıyla bizim bloklama sistemimiz, şeklimiz uygun olmuş olur. Blokları bu şekilde değil de dik, şu şekilde dik değil de diyelim ki topraktaki varyasyona paralel bir şekilde oluşturursak, şu şekilde oluşturmuş olsaydık ne olacaktı? Şöyle parseller oluştursaydık, şu şekilde oluşturmuş olsaydık ve birinci çeşidi buraya, ikinci çeşidi buraya, üçüncü çeşidi buraya, dördü buraya ve beşi de böyle bu şekilde ekmiş olsaydık, burada şöyle bir sorun olacaktı. Beşinci çeşidin geldiği yer toprak verimli bir yere denk gelecekti. Birinci çeşidin denk geldiği yerde düşük kalitede bir toprağın olduğu yere denk gelecekti. Dolayısıyla bloğun bir ucu verimli toprağa denk gelirken diğer ucu ise düşük kaliteli toprağa denk gelmiş oluyor. Yani blok içerisinde denemiş olduğumuz çeşitlerin bir kısmı verimli toprakta, bir kısmı da toprak kalitesi düşük olan yerde test edildiği için, denendiği için burada çeşitler arasında ne yapılıyor? Eşit bir şekilde muamele yapılmamış oluyor. Toprak blok içerisinde büyük bir varyasyona sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla blok kendi içerisinde homojen olmuyor. Burada düşük verimli yere denk gelen çeşitlerin verimleri düşük olacak. Şurada yüksek kaliteli toprak verimliliği yüksek olan yere denk gelen çeşitlerde verim yüksek olacaktır. Dolayısıyla buradaki bloktaki varyasyonu biz kontrol edememiş oluyoruz. Bundaki sebebimiz edemememizin nedeni bloklamayı biz yanlış yapmamızdan kaynaklanıyor. Bloğu biz topraktaki varyasyona paralel yönlü değil de topraktaki varyasyona dik yönlü şu şekilde oluşturduğumuz zaman doğru bir şekilde bloklama yapmış olur. Şu şekilde yapılan bloklama yanlış oluyor. Şu şekilde yapılan bloklama da doğru yapılmış oluyor. Şuradaki blokta bütün oluşturulan blok içerisindeki oluşturulan parsellerde yetiştirdiğimiz bütün 5 tane çeşidimiz birinci çeşit, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çeşitlerin hepsi yüksek verimli toprak kısmına denk gelmiş oldu şurada. Hepsi eşit muamele yapıldı. Topraktaki kalite 3 aşağı 5 yukarı birbirine eşit denk gelmiş oldu. Ama şurada bu blokla bir blok, pardon, bloğun bu kısmıyla bu kısmını karşılaştırdığınız zaman bu kısmı yüksek verimli, bu kısmı da düşük verimli toprağa denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla blok içerisinde büyük bir varyasyon
oluşmuş olacak ki böyle bir durumda da buradaki yapılacak bir değerlendirmelerde, istatistik analizlerde daha sağlıklı sonuç elde etmek mümkün değildir. Burada şurada bir temizlik yapabilirsek, bakalım bir deneyelim, temizlik yapabilecek miyiz hızlı bir şekilde? Evet, hızlı bir şekilde temizlik yapabilirsek, burada şöyle yapalım. Evet, şimdi şöyle arazimiz vardı. Topraktaki varyasyonumuz bu şekildeydi. Birinci bloğumuzu böyle oluşturduk. Birinci parselimiz, ikinci parselimiz, üçüncü, dördüncü, beşinci parselimiz oldu. Birinci parselimiz, birinci bloğumuzu böyle oluşturduk. Biz dedik ki 4 blok oluşturmamız gerekiyor. Her blokta da birer kere tekerrür edecek denememiz, tekrar edecek. İkinci bloğumuzu oluşturuyoruz. Birinci parseli, ikinci parseli, üçüncü parseli, dördüncü. Burada da aynı şekilde buraya mesela çeşit 1'imizi ektik, çeşit 2'ye ektik, çeşit 3'e ektik, çeşit 4'e ektik, çeşit 5'e ektik. Buraya da çeşit 5'e ektik diyelim ki 4'e ektik, 3'e ektik, 2'ye ektik, 1'e ektik gibi. Burası da ne olmuş oldu? İkinci bloğumuz olmuş oldu. Şurada da üçüncü bloğumuzu oluşturduk. Birinci parselimiz, ikinci parselimiz, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Birinci çeşidi, ikinci çeşidi, üçüncü çeşidi, dördüncü çeşidi, beşinci çeşidi ektik. Burada da üçüncü bloğumuzu oluşturduk. Şurada da dört blok oluşturacağız. Burası da dördüncü bloğumuz. Burası birinci parselimiz, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Birinci parselimizi, birinci çeşidi, ikinci, üçüncü, dördüncü parselimizi, beşinci parselimizi, beşinci çeşidimizi ektik. Dolayısıyla burada kaç tane bloğumuz oldu? Birinci bloğumuz, ikinci bloğumuz, üçüncü bloğumuz, dört tane bloğumuz. Dört blok olacak demiştik. Blok sayımız dört tane oldu. Tekerrürümüz kaç tane? Tekerrürümüz de bizim uygulamalarımızın bloklarda tekrarları. Burada 5 çeşidimizi tekrarladık birinci blokta. İkinci blokta da 5 çeşidimizi 5'inin de ayrı ayrı her birine birer parseli ektik, tekrarladık. Üçüncü blokta da üçüncü kere bizim uygulamalarımız, faktörümüze ait uygulamalarımız 5. çeşit, 5 tane çeşidimiz tekrarlanmış oldu. Dördüncü bloğumuzda da aynı şekilde 5 tane çeşidimiz dördüncü bloğumuzda da tekrarlanmış oldu. 4 kere tekrarlanmış oldu. O zaman da tekerrürümüz de 4 oluyor. Blok sayımız kadar tekerrür sayımız olmuş oluyor. Bloklarımızın yönü doğru mu? Doğru. Topraktaki varyasyonuna göre yönlü, dik olması gerekiyordu. Aynen böyle dik yönlü. Topraktaki varyasyon bu şekildeyse bloklarımız da bakın bu şekilde oluşturduk. Doğru oluşturduk. Şurası yüksek verimli iken burası düşük verimli toprak kalitesine sahip bir, böyle bir arazimiz olduğunu düşünürsek birinci bloktaki çeşitlerimiz hepsi yüksek verimli toprakta denenmiş oldu. İkinci yüksek verimden aşağıya doğru düşse de fakat bütün çeşitlerimiz, 5 tane çeşitimiz de aynı şekilde eşit muameleye tabi tutuldular yine. Üçüncüsü de orta seviyeli bir toprağa denk gelmiş olabilir. Önemli değil. Fakat bütün blok orta verimli bir toprak kısmında. Şurası yüksek verimliyse şuraya denk gelenler de orta verimli bir toprak. Toprak kalitesi açısından orta düzeyli bir toprağa sahip olan kısım olabilir. Şu parsellerin bloklarımızda ne olmuş oldu? Orta kaliteli toprağa denk gelen bloklarımız oldu. Ama bunların hepsi de eşit uygulamalar yapılmış oldu. Şuradaki bloğumuzda, dördüncü bloğumuzda denenen parsellerimizde, denenen çeşitlerimizde düşük kaliteli toprağa denk gelmiş oldu. Fakat önemli değil. Burada da dediğimiz gibi bütün çeşitlerimiz düşük kaliteli toprakta denenmiş oldu. Burada dikkat edersek şurası yüksek
kaliteli topraklar. Burası orta kaliteli, burası da orta kaliteli topraklar, şurası da düşük kaliteli topraklar denendi. Fakat bunlar her blok kendi içerisinde homojen. Fakat bloklar arasında da pardon, bloklar arasında da farklılık var. Biz blokların birbirlerinden farklı olmasını, toprakta eğer varyasyon varsa oluşmasını istiyoruz. Amacımız bloklar arasında varyasyondan, blok içi varyasyonun oluşmaması. Bloklar blok içerisinde denediğimiz, test ettiğimiz, denemeye aldığımız araştırma konuları, bir faktörün uygulamaları için oluşturduğumuz parsellerin her bir parselin toprağının eşit olması. Mesela birinci bloktaki parseli düşünelim. Birinci çeşidi yetiştirdiğimiz parselle beşinci çeşidi yetiştirdiğimiz parseldeki toprağın kalitesi 3 aşağı 5 yukarı aynı, homojen şekilde. Önemli olan bu. Bunların homojen olması. İkinci bloğa geçtiğimiz zaman elbette ki beşinci çeşidi yetiştirdiğimiz ikinci bloktaki parselin denkliği, toprağın kalitesiyle birinci bloktaki beşinci çeşidimizin yetiştirildiği şuradaki parselin toprak kaliteleri eşit değil. Onlar önemli değil, şu için önemli değil. Biz zaten bunu biliyoruz. Buradaki topraktaki varyasyonu kontrol edebilmek için bloklar oluşturuyoruz. Blokların kendileri blok içerisindeki varyasyonun birbiriyle eşit olması gerekiyor. Bloğun her yerinde, blok kendi içerisinde, bloğun her yerindeki toprak özellikleri birbirine benzer olması gerekir. Ama bloklar arasındaki toprak farklılıkları olabilir. Bloklar birbirlerinden karşılaştırdığımız zaman bloklar arası toprak kalitesi yönüyle farklılıklar olabilir. Bu tür deneme, tesadüf blokları deneme deseni şeklinde arazide denemeyi kurmamızın nedeni o zaten. Arazide biz biliyoruz ki toprakta bir sorun var, bir problem var, toprakta bir varyasyon var. Bu varyasyonu biz uyguladığımız deneme tekniğiyle kontrol altına alıyoruz. Denemedeki faktörümüze ait konuların topraktaki varyasyondan etkilenmesini önlemiş oluyoruz. Ona karşı tedbir almış oluyoruz. Bizim yapacağımız varyans analizlerinde de zaten blokların da ayrı şekilde varyans analizini yapıp hesaplamalarını yapacağımız için bloğu da bu şekilde doğru şekilde kurduğumuz için hata üzerinde bloğun etkide bulunmasını bu şekilde engellemiş oluyoruz, kontrol etmiş oluyoruz. Bloklamamızın da amacı bu. Gelelim bugünkü konumuza, randomizasyon kısmı. Şurada biz parselasyon kısmını işlemiştik. Randomizasyon kısmını tesadüf bloklarında parselasyon kadar önemli bir kısım, randomizasyon. Randomizasyon kısmını anlayabilmemiz için şöyle bir sizinle bir şans oyunu oynayalım diyelim. Elimizde bizim 5, 7 tane şapkamız var. Bunlara da sırayla bir numara verelim. Birinci şapkamıza 1 diyelim. İkinci şapkamıza 2. Üçüncü şapkamıza 3. Buna 4 diyelim. Buna 5. Bu şapkamıza 6. Bu şapkamıza da 7 diyelim. 7 tane şapkamız var. Haftanın da 7 günü var. Haftanın da 7 günü var. Şöyle düşünsek, desek ki haftanın 7 günü her gün ben farklı bir şapka giymek istiyorum. Ama hangi şapkayı hangi gün giyeceğim ben bilmiyorum. Şans eseri bir ihtimal oyunuyla, olasılıklar hesabıyla hangi şapkanın hangi gün giyeceğime dair ben bir tahminde bulunmak istiyorum. Ve kura çekeceğim. Şöyle bir kavanozun içerisinde numaraları bir kağıda, her bir numarayı ayrı bir kağıda yazacak. Şu kağıtları yazıp kasenin içerisine atıyoruz şöyle. Ve karıştırıyoruz, çekiyoruz. Şuraya da şöyle haftanın günlerini de gösterecek şekilde şöyle bir tablo hazırlayalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün.
Beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün. Buradan kurayla çekiyorum. Diyelim ki çektim. Şurası da pazartesi diyelim. Pazartesi burası, salı burası, çarşamba burası olsun, perşembe de burası, cuma, cumartesi diyelim. Şurası da pazar olsun. Burası da pazar. Pazartesi günü başlayacağım. Pazartesi günü hangi? Yani çektim burada diyelim ki 2 numaralı şapka geldi. Pazartesi günü 2 numaralı şapkayı giyeceğim. Bu şapkayı giyeceğim. Fakat bunun yani 2'nin gelme olasılığı neydi? Başlangıçta bakarsak ilk önce bu kutunun içerisinde 7 tane bu kasenin içerisinde 7 tane kağıt var. Her birinin üzerinde de 1'den 7'ye kadar sayılar var. Bir tane şapka gelme olasılığı 7. 7'de 1. İlk gün 2 geldi diyelim. Buna da şöyle koyalım. Bunu pazartesi günü giydik. Salı günü oldu. Buraya hangi şapka gelecek? Şimdi 2'yi giydiğimiz için 2'nin yeri belli oldu. Geriye 6 tane şapkamız kaldı. 1 bölü 6 olasılık. 2 haricinde diğer rakamların gelme olasılığı nedir? Diyelim ki çektik 4 geldi. İkinci günde de 4 numaralı şapkayı giydik. Çarşamba günü, üçüncü günde ne giyeceğimiz, bu kez şapka sayımız ne oldu? Şapka sayımız 1 bölü 5, 5'e düştü. Tekrar çektik. Ve bu kez de diyelim ki 6 numaralı şapka geldi. Şuna da işaret koyalım. Bundan sonra geriye 4 tane şapkamız kaldı. Yani perşembe günü 1, 2, 3, 4 tane şapkamız kalmış oluyor. Perşembe günü giyeceğimiz şapkayı da çekti. Diyelim ki 7 numara geldi. Şöyle de koyalım. Geriye ne kalmış oldu? 3 tane şapkamız kalmış oldu. Cuma günde 3'te 1 olasılıkla bakarsak diyelim ki 1 numaralı şapkayı giydik. Ona da bir işaret koyalım. Geriye cumartesi pazar günü 2 şapkamız kaldı. 2 günümüz kaldı. Bu da 1 bölü 2 olasılık %50 oldu. Ondan sonra diyelim ki çektik. Bu da 5 denk geldi. İlginç. Pazar günü giyeceğimiz şapka hangisi? Şunu da cumartesi günü için kullandık. Giydik. Pazar günü giyeceğimiz şapka, bir tane geriye şapka kalmış oldu. Olasılık olarak bakarsak 1 bölü 1 yani %100 kesinleşmiş oluyor. Şu 3 numaralı şapka haricinde pazar günü giydiğimiz şu 3 numaralı şapka haricinde diğer şuradaki şapkaların tümünü düşündüğümüz zaman, geriye kalan 6 şapkayı düşündüğümüz zaman, 3 numaralı şapka haricinde diğer şapkaların hangi gün geleceğine dair bir fikrimiz yok. Olasılıklar geçerli. Örneğin pazar günü haricinde 3 numaralı şapkaya giydiğimiz belli oldu. Onun haricinde cumartesi günü hangi şapkaya giyeceğimizi bilemiyorduk. Çünkü 2'de 1 ihtimal vardı. Yani %50 ihtimal vardı. 3 de olabilirdi, 5 de olabilirdi. Bunu bilmiyorduk. Cuma gününe gelirsek 3 tane şapkamız olmuş oluyordu. 3 tane şapka olmuş oluyordu. 3 de olabilirdi,
5 de olabilirdi, 1 de olabilirdi. İhtimal %33 oldu. Onu bilmiyorduk. Perşembe gününe geldiğimiz zaman 4 tane şapkamız vardı. 1 de olabilirdi, 7 de olabilirdi, 5 de olabilirdi, 3 de olabilirdi. %25 olasılık var. Hangisinin olacağını bilemiyoruz. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. En son kalan şapka haricinde diğer günler için giyeceğimiz, pazar günü haricinde diğer günler için giyeceğimiz şapkaların ne olduğunu biz bilmiyoruz. Bir de ben sırayla yerleştirdim tabii. Hani pazar gününde 2 numarayı verdim. Bir de biz bunu günlerden de bağlı, günler ihtimalini de işin içerisine katarak da yapabilirdik. Ben sıralı şekilde pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü şeklinde yapabildiğim gibi bunu şöyle 2 ihtimalli de yapabilirdik. Yani şapkanın çektik bir şapkayı olasılık olarak. Bir şapkanın numarasını çektik böyle. Bir de ikinci bir ihtimalde şöyle olabilirdi. Şuraya haftanın günlerini yazabildik. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde. Buraya da şapkaların numaralarını yazabilirdik. İlk önce numarayı çekerdik. Atıyorum 2 geldi. Ya ben bunu hangi gün giyeceğimi bilmiyorum. Ben buraya 2'yi doğrudan buraya yazdım. Pazartesinden başlasın diye. Ama biz bunu şöyle de yapabildik. Burada da günleri çekebilirdim. 2 numaranın hangi gün geleceğini tamamen şans eseri de belirledim. Atıyorum burada çekerdik. Salı denk gelebilirdi. O zaman biz bunu 2 numarayı salıyla eşleştirdik. Bu da tamamen şans eseri olabilirdi. Bu şekilde de olabilirdi. Hangi günlerinden ne zaman olduğunu benimki gibi sıralamayla bilemeyebilirsin. Ama şöyle bir şey var. Günlerde şöyle bir şey var. Bunu yapmak saçma olurdu. Şundan dolayı saçma olurdu. Çünkü günlerin buradaki benim anlattığım şekilde hani aklınıza gelebilir, size de mantıklı gelebilir ama mantıksız olan yeri şurası. Günlerin aylardaki sıraları belli. Sıraları belli olduğu için mecburen bizim sıralamamız gerekiyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde sıralamamız gerekiyor. Benim dediğim ihtimal saçma oluyor, şundan dolayı oluyor. Günlerin sırasını karıştıramayız. Rastgele işte salıyı, perşembe, perşembeyi salıdan önce koyamayız. Cumayı, pazartesinin yerine rastgele bir yerler belirleyemeyiz yani. Bundan dolayı günlerin sırasını bizim şey yapmamız gerekiyor. Belirlememiz gerekiyor. Mecburen pazartesiden pazara kadar yazmamız gerekiyor. Sırayla yazmamız gerekiyor. Ama bu günlerin sırasını belirledikten sonra bizim yazdığımız gibi hangi güne hangi şapkanın geleceğini benim şuradaki yaptığım gibi şuradaki ilk belirlemem doğru olmuş oluyor. Dolayısıyla bu ilk yöntemi kullanmak gerekiyor. Hani olur ya aklınıza gelebilir diye. Ben ondan dolayı anlattım. Böyle saçma oluyor. Anlamsız oluyor yani. Buradaki bunu anlatmamın nedeni şu. Bizim örneğimizde şöyle bir şey var. Şapkanın pazartesiden pazara kadar 7 günde hangi şapkayı hangi gün giyeceğimi bilmiyorum ve bunu kura usulü şans eseri belirledim. İhtimaller dahilinde belirledim. Ama ilginç olan şey şu ki en son günde pazar günde hangi şapkayı giyeceğimi ben biliyorum. Ama bunu bilebilmem için cumartesi gününe kadar ki ve cumartesi de dahil ilk 6 günde hangi şapkayı giyeceğimin önceden belli olması gerekiyor. Önceden belli olursa pazar günkü şapkamı daha pazar gün gelmeden ya da onun kurasını çekmeden ilginç bir şey bu. O kurayı daha çekmeden o güne
hangi çapa geleceğimi biliyorum. Bunu da bildiğim için şurayı şu 6 günle şu 7. gün, şu günler arasındaki olasılık olayları eşit değil. Şurada kesinlik var. Şurada da olasılık var. Onun için ihtimalde kesinlik olan şeyi çıkarmak gerekiyor. Olasılıkta olasılık eksi kesin olan kısım, yani olasılık olan kısım 6, ihtimal olan kısım da 1. Burası hakikaten ilginç. Biraz sonra ben parselde bizim kendi konumuzdan anlatacak olursam, 5 tane bir faktörümüz vardı ya, ekmeklik buğday çeşitleri. Bu ekmeklik buğday çeşitlerinin içerisinde de biz faktörümüz ekmeklik buğday çeşitleri. Bu da 5 tane konudan oluşuyordu, 5 tane uygulamadan oluşuyordu. Bunlar da bir blok içerisindeki parsellere dağıtımlarında yaparken ben hep birden 5'e kadar şeklinde parselleri şu şekilde hep gösterdim. Birinci çeşidi buraya ekiyorum, ikiyi buraya ekiyorum, üçüncüyü buraya ekiyorum, dördüncüyü buraya ekiyorum, beşinciyi buraya ekiyorum. Bu birinci blokta böyle. İkinci blokta da bakın, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çeşidi hep sıralı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çeşitlerim sıralı. Burada da aynı şekilde hep sıralı. Aslında bu normalde bu şekilde yapılmaz. Bu birinci bloğun içerisindeki çeşitlerimin yetiştireceğim, denemeye alacağım her bir çeşidimi, birinci blokta 5 tane parselim var. Hangi çeşidim hangi parsele denk gelecek, bunun şans eseri olasılıkla belirlemem gerekiyor. Yerlerini böyle sabit tutamam. Şurada bakın, hepsi birinci parselde, hep birinci çeşitlerimiz. Birinci bloğun birinci parselinde, birinci çeşit, ikinci bloğun birinci parselinde, birinci çeşidim, üçüncü bloğun birinci parselinde birinci çeşidim, dördüncü bloğun birinci parselinde dördüncü bloğun birinci parselinde birinci çeşidim ekilmiş. Hep aynı yerlerde. Halbuki bunu ben bu şekilde dağıtmamam gerekiyor. Şuradaki blok içerisindeki parsellerde 5 tane parsele hangi çeşidimin ekileceğini rastgele belirlemem lazım. Yani aynı buradaki şapkaları belirlediğim gibi belirlemem gerekiyor. Yani şurada örnek verelim. Şurası bir bloğumuz olsun. Birinci parselimiz, ikinci parselimiz, üçüncü parselimiz, dördüncü, beşinci parselimiz. Burası birinci bloğumuz. Şuradaki denemenin, şuradaki şeyin aynısını oraya taşıdığımız, birinci bloğu oraya taşıdığımız için burası birinci bloğumuz diyelim. Çeşitimiz neydi? Çeşitlerimiz neydi? Çeşit 1, çeşit 2, çeşit 3, çeşit 4, çeşit 5. 5 tane çeşidimiz vardı. Faktörümüz neydi? Ekmeklik buğday çeşitleri. Ekmeklik buğday çeşitleri diye bir faktörümüz var. Bunun içerisinde 5 tane konumuz var. Konu 1, konu 2, konu 3, konu 4, konu 5. 5 tane ekmeklik buğday çeşitimiz bizim ekmeklik buğday adı altında faktörümüzün konuları ya da uygulamaları ya da grupları. Bir bloğumuzda 5 tane parselimiz var. Şurası birinci bloğumuz. 5 tane parselimiz var. Bu çeşitlerin biraz önceki yaptığım gibi, yani birinci parsele birinci çeşidi, ikinci parsele ikinci çeşidi, üçüncü parsele üçüncü çeşidi, dördüncü parsele dördüncü çeşidi, beşinci parsele beşinci çeşidi ekersen ne olmuş olur? Bu araştırma deneme mantığında tesadüflik kuralı adı üstünde tesadüf parselleri deneme deseni diyoruz. Yani şurada tesadüf blokları deneme deseni diyoruz. Tesadüf blokları deneme desenindeki tesadüf ismi
engelliş nedeni bu. Bu şekilde bir çeşitlerin parselere yerleştirmesinde sırayla böyle birinci bloğun birinci parseline birinci çeşit, ikinci parseline ikinci, üçüncü parseline üçüncü, dördüncü parseline dördüncü, beşinci parseline beşinci diye böyle sırayla yerleştirmemiz olmaz. Bunları tesadüfi olarak yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde böyle bir kavanozun içerisinde bu çeşitleri çeşit bir kağıtta yazıp, beş tane ayrı kağıda yazıp, çeşit iki, çeşit üç, çeşit 4. Ondan sonra çekeceğiz. Çeşit 5 şeklinde yazacağız. 5 tane kağıdı. Bunları kapatacağız. Ondan sonra bir kavanozun içerisine atacağız. Bir kasenin içerisine atacağız. Şans eseri çekeceğiz. Birinci parselimize hangisini ekelim? Şans eseri. Çekeceğiz. Kurayla şuraları silelim. Kurayla belirleyeceğiz. Çektik. Diyelim ki çeşit 2 denk geldi. Çeşit 2'nin yeri belli olmuş oldu. Çektik. İkinci kağıdı çektik. Çeşit 5 denk geldi. Çeşit 3 denk geldi. Çeşit 1 denk geldi. Böyle çektik sırayla. Çeşit 4 denk geldi. Bakın aynı şekilde burada belli olmuş o aynı şekilde yani bir önceki şuradaki anlattığım gibi burada birinci parselin birinci bloğu pardon birinci bloğun birinci parseline biri ektim. Sonra ikinci parseline iki ektim. Üçüncü parseline üçüncü çeşidi. Dördüncü parseline dördüncü çeşidi. Beşinci parseline beşinci çeşidi şeklinde ektiğim şeklinde artık o yöntemi yanlış olduğunu şimdi vurgulanmış oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Daha önceki yaptığımız uygulamalarda ben parselasyonu anlatmak için kısım kısım anlatacağım için ilk önce parselasyon kısmı arazinin parsellere yani bloklara şu şekilde bloklara şu şekilde bloklara ayrılması ve bloklamanın da arazideki topraktaki varyasyona dik yapılmasını anlatabilmek için ve bloklamayı da doğru yapabilmek için ve bloklar içerisinde de parselleri nasıl oluşturulduğunu gösterebilmek için parselasyon kısmını anlatırken randomizasyon kısmını anlatmadım. İşte bu arazide parselasyon yaptıktan sonra arazideki topraktaki varyasyona dik olacak şekilde ben bu bloğu böyle oluşturduğuma göre topraktaki varyasyon demek ki bu şekilde demektir. Ben de parselimi, pardon bloğumu böyle oluşturdum demektir. Topraktaki varyasyon bu şekilde ise benim bloğum da bu şekilde oluşması gerekiyor. Topraktaki bloğun yönü, doğrultusu topraktaki varyasyona dik olmalı. Zaten bunu öğrendik. Ondan sonra bloğumu oluşturduktan sonra blok içerisinde parseller oluşturuyorum. Parsel bir bloktaki parsel sayım faktörümdeki konu sayısı kadar. 5 tane çeşidim varsa 5 tane parsel oluşturuyorum bir bloğun içerisinde. 5 tane parsel oluşturdum. Çünkü benim 5 tane konum var. Bir faktörüm, 5 tane konum var. 5 tane uygulamam var. 5 tane grubum var. Blok içerisindeki her bir parsele de her bir konumu dağıtıyorum. Ama bunun önceki gibi artık değil, rastgeleden çektim. Bakın burada dördüncü parselime birinci çeşit denk geldi. Çektim ikinci çeşidim birinci parsele denk gelmiş oldu. Çektim üçüncü çeşidim üçüncü parsele denk gelmiş oldu. Çektim dördüncü çeşidim beşinci parsele denk gelmiş oldu. Beşinci çeşidimde ikinci parsele denk gelmiş oldu. Bakın bunların hepsi ne oldu? Tesadüfi olarak artık rastgele belirlenmiş oldu. Eğer ben bunu rastgele yapmazsam buradaki gibi parselleri şu şekilde yaparsam
Şöyle burayı temizleyelim. Eğer bunu şöyle temizlik yapıp edelim. Eğer bunu pardon yanlış kalem seçtik. Daha önceki yaptığım gibi yapmaya ben devam edersem şu şekilde parselasyonu yaptım. Demek ki bloğum golü oluşturduysam topraktaki varyasyon böyledir. Topraktaki varyasyonu değil, blok oluşturdum. Birinci bloğumda parsel 1, parsel 2, parsel 3 ve parsel 4 dedim. 4 tane çeşit, 5 tane çeşidim var çünkü. Eğer ben bunu rastgele yapmasam, birinci çeşidim buraya, ikinci çeşidim buraya, üçüncü çeşidim buraya, dördüncü çeşidim buraya, beşinci çeşidim buraya yaparsam, ikincisinde de aynı şekilde şöyle oluşturdum. Yine birinci çeşidim buraya, ikiyi buraya, üçü buraya, dördü buraya, beşi buraya şeklinde yaparsam, şurada da aynı şekilde yaparsam, burada ne gibi mahsurlar olacak? Şöyle olacak. 2, 3, 4, 5. çeşidim. Tekrar yapayım ben bunu. Şöyle mahsurlarını, zararlarını anlatmak için tekrar. Bakın burada rastgele yok. Aynı anlattığım gibi. Şurası birinci bloğum, şurası ikinci bloğum, şurası üçüncü bloğum, şurası dördüncü bloğum. Her bloğumun birinci parsellerinde birinci çeşidimi ektim. Diyelim ki topraktan, toprakta olur ya, şöyle bir varyasyon olduğunu söyledim ama belki bizim fark etmediğimiz olabilir. Toprakta şu yönlü de, şu yönlü de bir varyasyon olabilir. Toprakta aynı anda, yani hem bu yönlü bir varyasyon olabilir, hem de bu yönlü bir varyasyon olabilir. Belki öyle olmasa bile, bu yönlü varyasyon olmasa bile, şu yönde varyasyon olduğunu biliyoruz. Ama toprağın her ne kadar homojen şekilde biz toprakta bloklamayı şöyle yapmış olsak da topraktaki varyasyonu kontrol ediyoruz desek bile, toprağın metrekaresinde metrekaresini, toprağın bloğun içerisinde yine şurada az da olsa bir varyasyon, şurada az olsa da bir varyasyon, şurada da az olsa bir varyasyon yine vardır. Blok içerisinde de bir varyasyon vardır. Eğer biz blokların ilk parsellerinin aynı çeşitleri sürekli kez olur ya, şu bölgede oluşacak, şu bölgede olacak bir sorun, birinci çeşide, birinci parsellere ektiğimiz için bu bölgede oluşabilecek bir sorun, aynı çeşide yansımış olacak. Dolayısıyla birinci çeşidimizi diğer yerlerde, şurada da ya da şurada ya da burada, şurada rastgele dağıtıp da buralarda da test etmediğimiz için, birinci çeşidimiz şans eseri kötü bir yere denk geldiği için bütün bloklarda da aynı yerde aynı parsele ekersek, birinci çeşidimiz ne olmuş olacak? Tamamen etkilenmiş olacak. Belki de şuradaki beşinci çeşidi düşünün. Şuradası da gayet homojen iyi bir yere denk geldiğini düşünün. Biz bloklama yapmamıza rağmen bloklar arasında ve blok içerisinde de bir varyasyon olabilir. Buna karşı ikinci bir tedbir almamız için şöyle bir yol takip ediyoruz. Bloklar içerisindeki çeşitleri buradaki gibi sabit dağıtmıyoruz. Bunları sabit yapmıyoruz. Bloklar içerisindeki çeşitleri de şöyle yapıyoruz. Birinci çeşit, ikinci çeşit, üçüncü çeşit, dördüncü. Yani dört tane. Burası birinci blok diyelim. Burası birinci blok. Birinci çeşidimizi, birinci bloğumuzu tamamen, birinci bloğumuzun içerisindeki yetiştireceğimiz çeşitler, beş tane çeşidimiz var. Birden beşe kadar. Kura ile çektik, dediğimiz gibi rastgele çektik. Buraya üçüncü çeşidimiz denk geldi. Kura ile çektik, buraya 4 denk geldi. Buraya çektik, 1 denk geldi. Kura ile belirliyoruz.
Yani bir blok içerisindeki hangi parçayla hangi çeşidin geleceğini biz birden beşe kadar sırayla böyle vermiyoruz ama hangi parçayla hangi çeşidin denk geleceğini bu şekilde kurayla belirliyoruz. İkinci bloğa bakın, bu şekilde rastgele dağıttık. İkinci bloğa geçiyoruz. İkinci bloğa da geçtik şöyle. Burada da ikinci blok kendi içerisinde de aynı şekilde rastgele. Mesela birinci parseline ikinci çeşit denk geldi. İkinci parseline mesela 5 denk geldi. Buraya diyelim ki 3 denk geldi. Buraya diyelim ki 4 denk geldi. Buraya diyelim ki 1 denk geldi. Bakın burası da ikinci blok olmuş oldu. Burası da birinci blok olmuş oldu. Bakın burada birinci blokta üçüncü parsele birinci çeşit denk gelirken ikinci blokta da beşinci parsele birinci çeşit denk gelmiş oldu. Parselde şöylesine baktığımız zaman baktığımızda parselde yerleri şu şekilde baktığımızda aynı denk gelmiyor. Yani bunu ne demek istediğim şöyle üçüncü ve dördüncü bloğu da yaptığımız zaman böyle rastgele parselleri de blok içerisinde hangi çeşidin hangi parseli ekeceğinizi de rastgele yaparsak parsel içindeki parsel diyoruz. Blok içerisindeki varyasyona karşı da bir tedbir almış oluyoruz. Şimdi onu anlatıyorum. Burası da üçüncü blok. Üçüncü bloğumuz. Kura çektik diyelim ki buraya birinci çeşit denk geldi. Buraya dört denk geldi. Buraya 2 denk geldi. Buraya da 5 denk geldi. Buraya da kaç kaldı geriye? 1, 4, 2. Buraya da 3 denk geldi. Şuraya da rastgele 1, 2, 3, 4, 5. Şurası da 4. bloğumuz. Yine kurayla çekiyoruz. Buraya 5 denk geldi diyelim ki. Buraya da 3 denk geldi. Buraya da diyelim ki 4 denk geldi. Buraya da diyelim ki 1 denk geldi. Buraya da diyelim ki 2 denk geldi. Baktığımız zaman birinci çeşidin kıyaslamasına devam edelim yine. Birinci çeşidimiz birinci blokta üçüncü parseldeyken birinci çeşidimiz ikinci blokta beşinci parselde birinci çeşidimiz üçüncü blokta birinci parselde birinci çeşidimiz dördüncü blokta dördüncü parselde. Bakın toprakta şu şekilde bakarsak aynı toprağın kısımlarında denk gelmemiş oldu. Toprağın farklı farklı yerlerini yani arazideki farklı farklı yerlere dağıtmış olduk. Birinci bu şekilde yapmamızın iki tane bize önemli avantajı oluyor. Birincisi topraktaki varyasyonumuz bu şekildeydi. Bu varyasyonu kontrol edebilmek için topraktaki varyasyona dik yönlü bloklar oluşturduk. Bu şekilde yaparak bloklar oluşturulup topraktaki varyasyonu kontrol etmenin yollarından birincisi, ilkini sağlamış olduk. Yani bloklamayı doğru yönlü yaptık. Birincisi bu. Bloklamamız amacı bu. İkincisi de blok içerisindeki parsellere uygulamalarımızın rastgele dağıtılmasının nedeni de blok içerisindeki varyasyonda şurada blok içerisindeki varyasyonu nasıl kontrol edebileceğiz? Onun faydasını sağlar. Onu blok içerisindeki varyasyonu kontrol etmemizi sağlayacak. Blok içerisinde hangi çeşidin nereye ekileceğini tesadüfi olarak belirlememiz blok içerisindeki varyasyonu kontrol etmemizi sağlayacak. Bu da şöyle. Blok elbette ki şu şekilde baktığımız zaman kendi içerisinde homojen. Şu şekilde homojen. Şu blok da kendi içerisinde homojen görünüyor. Fakat blok kendi içerisinde homojen iken, blok kendi içerisinde homojen olmasına rağmen şu blok
şu bölgesinde denk gelen bir çeşit, diyelim ki aynı sıralama yapılırsa şu bölgesine de denk gelirse, yani çeşit 1'i yine çeşit 1'i de buraya ektik, çeşit 1'i de buraya ektik diyelim, çeşit 1'i de buraya ektik. O zaman ne olmuş oluyor? Toprakta şu yönlü olası bir varyasyonu kontrol edebilmek için bloğu şöyle yaparak bunu kontrol ettik. Fakat hala toprak içerisinde ola ki toprağın bazı yerlerinde, yani bizim önlem almamıza rağmen blokların bazı yerlerinde yine şu şekilde varyasyon, şöyle şu şekilde varyasyon, toprak içerisindeki varyasyon şu şekilde keskin olan yerler, daha belirgin olan yerler olabilir. Biz şöylesine önlem aldık ama topraktaki mesela şurada çok daha ciddi bir sorun, böyle bölgesel olarak ciddi bir sorun ortaya çıkabilir. Topraktaki şuradaki varyasyonla şuradaki varyasyon, şuradaki varyasyon, şuradaki varyasyon kısmi olarak diyelim ki birbirine benziyor. Benzeyebilir. Ama şöylesine ciddi bir varyasyon denk geldiyse, toprak üzerinde şöyle ciddi bir varyasyon denk geldiyse, topraktaki şu kısma denk gelen birinci çeşitler diyelim ki değiştirmedik yerini, o zaman çok güçlü buradaki olumsuz, toprakta diyelim ki toksik bir element var ya da eksik bir element var. Buraya denk gelen çeşitlerin hepsine etkide bulunuyor, olumsuz bir etkide bulunuyor. O zaman dağıtmasaydık, buraya birinci çeşitlerin hepsini ekmiş olsaydık, buradaki topraktaki varyasyondan bu çeşitlerin hepsi olumsuz etkilenirdi. İşte böyle toprakta bizim tahmin edemeyeceğimiz çok ciddi şekilde varyasyonlar olabilir. Bu varyasyona da aynı çeşidin tekerrürleri, mesela birinci çeşidi burada dektik, burada dektik, burada dektik. O zaman birinci çeşidin bütün parselleri buradaki varyasyona maruz kalacağı için ne olmuş oluyor? Bu çeşide haksızlık yapmış oluyoruz. Ve bunu önlemini nasıl alabiliriz? Bu çeşidi biz nasıl yaptık? Birinci çeşidimizi böyle bu şekilde aynı şekilde aynı parsellere ekmedik. Birinci çeşidimizi birinci blokta üçüncü parsele ekerken ikinci blokta da bakın beşinci parsele ektik. Birinci çeşidimizi üçüncü blokta birinci parsele ektik. Birinci çeşidimizi dördüncü blokta da bakın dördüncü parsele ektik. Ne olmuş oldu? Bloklarda da aynı yönde bir ekiliş meydana gelmedi. Sırayla farklı yerlere ekilmiş oldu. Ama biz bunu rastgele, tombala usulü yaparak, çekerek yaptık. İşte bundan dolayı topraktaki olası varyasyon neyse, şu bölgede olası varyasyon neyse, aynı çeşidin tekerrürlerinin buraya gelmesini engellemek ve diğer çeşitlerin de bu varyasyona denk gelmesini artırmamız gerekiyor, ihtimalini artırmamız gerekiyor. Eğer bir çeşidin bütün parselleri ekeceğimiz bütün parselleri 4 tane de parseli buraya denk gelirse aynı çeşidin, o zaman bu çeşit buradaki muameleye, yani topraktaki varyasyona denk geleceği için, o zaman o çeşidi birinci çeşidimiz olsun diyelim ki, o çeşidime gerçekten büyük bir denemede yanlışlık yapılmış olur, deneme hatası yapılmış olur. O çeşidin test edilmesi, denenmesi esnasında araştırmacı topraktaki varyasyonu bildiği halde, topraktaki varyasyonu bildiği halde bloklar üzerinde, bloklar içerisindeki parsellere, çeşitleri rastgele dağıtmadan belli bir sıraya gözeterek benim daha önceki yaptığım gibi yapar ise, rastgele dağıtmadan yapar ise, o zaman bütün çeşitlerin yerleri aynı olacağı için topraktaki varyasyon da olan topraktaki varyasyondaki sorunlar neyse onların hepsi o bölgeye denk gelen çeşitlere yansıyacaktır ve oraya denk gelen çeşitler de denemeden olumsuz etkilenir. Topraktaki varyasyondan olumsuz etkilenecek
ve kendisi için dezavantajlı diğer çeşitlerinin için avantajlı bir durum olacak. Dolayısıyla çeşitlerin karşılaştırılması yönüyle bakıldığı zaman doğru bir deneme tekniği kullanılmamış olacak ve bunun haricinde de elde edilen verilerin de güvenilirliği azalacak. İstatistik analizlerinin sonuçlarını da güvenmemiz mümkün olmayacak. Topraktaki var olan ve bizim görebildiğimiz ve göremediğimiz topraktaki oluşabilecek varyasyonlara, problemlere karşı önlem almanın yollarından iki tanesini biz şimdi görmüş olduk. Burada bir tane daha örnek verecek olsak, burada mesela burada da bizim için önemli. Mesela burada aynı örnek üzerinden çalışabiliriz. Buradaki örneğimiz de buna uygun olacak. Toprakta şöyle bir deneme alanımız var. Aynı denememiz, yani 5 tane çeşidimiz var. Ekmeklik, buğday çeşitleri, faktörümüz. Aynı çeşitlerden, aynı konulardan bahsediyorum. Fakat bu kez tarlamızın farklı olduğunu düşünün. Tarlamızın şekli çok düzgün değil. Toprakta heterojenite var, toprakta varyasyon var. Toprakta varyasyon şu şekilde oluşmuş. Biz bunu deneme öncesinde tespit ettik. Toprak haritalama yapmıştık, hatırlarsanız. Sanırım ikinci video mu, üçüncü video mu, tam hatırlamıyorum. Araştırma deneme metotları giriş videolarını izleyebilirsiniz. Orada bir topraktaki varyasyonun ortaya koyulan yollardan birisini, en pratik yollardan birisini toprakta haritalama yapmak olduğunu söylemiştim. Deneme yapmadan önceki bir yıl toprakta bir çeşit yetiştiriyoruz. Deneme alanında sadece bir çeşit yetiştiriyoruz. Bir mercimek olabilir, bir çeşit. Bir buğday çeşidi olabilir. Tek bir çeşit yetiştireceğiz. Deneme alanında sadece o çeşidi ekeceğiz. Arpa da olabilir. Çevre iklim tahılları, sıcak iklim tahılları da olabilir. Ya da baklagiller de olabilir. Topraktaki önemli olan topraktaki varyasyonu anlayabilmek. Deneme öncesi bir yıl toprağa bir tek bir çeşitten bir bitki yetiştiriyoruz ve topraktaki bitkinin gelişimini takip ediyoruz. Bitkinin gelişimini toprakta şöyle bakarken, topraktaki gelişimini takip ederken bize bitki, diyelim ki tarlamızın şu yönde bitkide boyda kısalmalar, şu yönde de gayet güzel bir gelişim, bitkinin boyu artmış, kardeşlenmesi artmış ya da işte mercimekse içindeki baklalar artmış, taneler artmış, mercimekler irileşmiş, bitkinin boyu yüksek görünüyor. O zaman şurası yüksek verimli arazi toprak kısmı olarak düşünülür. Şurası da düşük verimli toprak kısmı olarak düşünülebilir. O zaman ne olmuş oluyor? Şöylesine bir toprakta şöylesine bir varyasyon ver demektir. Yani bizim şu andaki benim önerdiğim varyasyon yönüyle ya da benim iddia ettiğim varyasyon yönüyle zıt yönlü olmuş olabilir. Onun için topraktaki varyasyonu anlayabilmek için bir ön bitki yetiştirip, deneme öncesinde 10 ön bitki yetiştirip topraktaki varyasyon tespit edilebilir. Toprakta haritalanma yapılabilir. Bu kadar pratik ve çok önemli deneme yerinin özelliklerinin, toprak kalitesinin anlaşılması açısından bu önemli. Her neyse, biz daha önceki yaptığımız çalışmaya biz dönelim. Burada bizim ekmeklik burada çeşitlerimiz var, faktör olarak 5 tane uygulama konumuz var. Bunu bir arazide bloklar oluşturacağız. Topraktaki heterojeniti bu şekilde şöyle artıyor. O zaman bloklarımızı ne oluşturacağız? Topraktaki heterojeniteyi, varyasyona, topraktaki varyasyona, topraktaki heterojeniteye dik olacak. O zaman biz bloklarımızı şöyle oluşturursak doğru yapmış oluruz. Şu şekilde bloklamamızı yapmamız gerekiyor. İkinci bloğumuz, üçüncü bloğumuz ve dördüncü bloğumuzu bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Bu şekilde oluşturursak biz bloklamamızı doğru yapmış oluruz. Parsellerimizi de şöyle oluşturmamız gerekiyor. Çeşidi artık
daha önceki gibi ben yazmıyorum. Birinci çeşit buraya, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çeşit diye yazmıyorum. Çünkü bu iki şeklin doğru olmadığını ben söylemiştim. Parsellerimizi yine bloğumuzu 5 parsele ayırıyoruz. Çünkü bizim 5 tane çeşidimiz var. Fakat birinci parselimize hangi çeşidimizin ekileceğini tombala usulü, şans eseri karar verdi. Çektik tombaladan. Bir tane kase hazırladık. İçine de çeşitlerimizin isimlerini yazdık ya da çeşit 1, çeşit 2 çektik bundan. Diyelim ki çeşit 2 denk geldi. Çeşit 2'yi buraya ektik. Buraya çeşit 5 denk geldi. Çektik tekrar. Buraya çeşit 1 denk geldi. Buraya çeşit 3 denk geldi. Buraya da çeşit 4 denk geldi. Bakın burada rastgele belirliyoruz. Burada da aynı şekilde rastgele bir çeşit 1 denk geldi, çeşit 4 denk geldi, çeşit 3, çeşit 4, çeşit, pardon 2 tane olmuş oldu, şurası da 5 olsun, 4 2 tane olmuş oldu, o zaman da şurası 2 olmuş oldu. Bakın ne olmuş oldu? Çeşit 1, birinci parselin, birinci bloğun, pardon, birinci parselin denk geldiğinde çeşit 2, ikinci bloğun 5. parseline denk gelmiş oldu. Bu şekilde olması topraktaki varyasyonu karşı kontrol edebilmek için bloklamamızı zaten şöyle dik olarak yaparak topraktaki varyasyona karşı bir tedbir almıştık. Yine blok içerisinde ve şöyle şu yönde olabilecek keskin bir varyasyonlar, yani bu bizim tespit ettik ama tespit edemediğimiz ya da çok şiddetli aşırı şekilde belirgin böyle ince bir hat 1-2 metrelik böyle ciddi sorunlar olabilir. Buna karşı da bizim aynı çeşitleri aynı yere denk getirmemek için denk getirmeyerek şans eseri hangi yere hangi çeşitlere yani blok içerisinde rastgele dağıtmamız gerekiyor şans eseri. Bakın blok içerisinde rastgele dağıttık. Böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Çeşit 2 birinci blokta birinci parseli denk gelirken rastgele dağıttığımız için çeşit 2 de ikinci parselde bakın 5. bloğa denk geldi. Aynı hizada şu şekilde denk gelmeli. Olası bir yerde şurada olacak bir varyasyon bu şekilde çeşit 2'ye eşit şekilde yansımış olurdu. Bu da bu çeşide karşı haksızlık yapılmış olurdu. Ama burada çeşit 2 buraya da çeşit 2 de diğer parselde de burada. Diğerinde de şurada olabilir. Üçüncü blokta da öyle olabilir. Dördüncü blokta da diyelim ki şuraya denk gelebilir. Bakın baktığınız zaman hep farklı farklı yerlere denk gelmiş oldu. Aynı hizada şöyle denk gelmemiş oldu. Dolayısıyla parsel blok içerisinde rastgele dağıtmamız çeşitlerin de blok içerisindeki olabilecek varyasyonlara karşı topraktaki varyasyonlara karşı tedbir almamızı sağlıyor. Onun için biz blok içerisinde de rastgele dağıtmamız gerekiyor. Şimdi şurayı ben şöyle temizleyeyim. Şimdi örneğimiz üzerinde daha iyi anlaşılacak. Bakın bloklamamız, birinci bloğumuz geldi. Birinci bloğumuz burada. İkinci bloğumuz burada. Topraktaki heterojenite, varyasyon böyle olduğu için bloklarımızın yönü doğru olmuş oldu. Bloklarımızın yönü doğru olmuş oluyor. Doğru yaptık. Üçüncü bloğumuz geldi. O da doğru yapılmış oldu. Dördüncü bloğumuz geldi. O da doğru yapılmış oldu. Bakın bizim çeşidimiz vardı. Tombaladan çektik. İlk parselimize çeşit 2 denk geldi. Rastgele. Artık blok içerisinde hangi çeşidimizin hangi parseli denk geleceğini bilmiyoruz. Tombala. Rastgele. Baktık. İkinci parsele birinci çeşit denk geldi. Üçüncü parsele var. Üçüncü çeşit. Dördüncü parsele beşinci çeşit. Beşinci parsele de dördüncü çeşit denk geldi. Şimdi İkinci bloğa bakalım. Parsellerimiz bunlar. Bilmiyoruz.
Önce ben size ne bahsetmiştim? Örnek olarak şöyle verin. Birinci parsile birinci çeşit, ikinci parsile ikinci çeşit, üçüncü parsile üçüncü, dördüncü parsile dördüncü, beşinci parsile beşinci çeşit demiştim. Bu dağıtılı şeklinin şimdi yanlış olduğunu söylüyorum. O zamankiler doğru muydu? O zamankiler doğru değildi. Fakat ben parselasyon kısmını size anlatabilmem için randomizasyon dediğimiz bu tesadüfi olarak bir blok içerisinde çeşitlerin hangi parsele nasıl dağıtacağını, rastgele dağıtılacağını da orada anlattığım zaman kafanızın karışmaması için parselasyon kısmında ben sadece bloklar ve bloklarda parsellerin nasıl oluşturulacağını anlattım parselasyon kısmında. Anladım. Randomizasyon kısmında da parselasyonda oluşturulan bloklar ve bloklar içerisindeki parsellere de bizim uygulama konularımız olan, uygulamalarımız olan, bir faktörün uygulamaları olan, konuları olan bizim kendi uygulamalarımız. Yani araştırma faktörümüz neydi? Ekmekli buğday çeşitleri, araştırma faktörümüzün konuları nelerdi? 5 tane konusu vardı. Çeşit 1, çeşit 2, çeşit 3, çeşit 4, çeşit 5 konusu. Yani 5 tane çeşidimiz vardı. Bunlar artık bir bloğun içerisinde oluşturduğumuz parsellere sırayla değil de rastgele dağıtılması gerektiğini biz öğrenmiş olduk bu dersimizde. Biz buna ne diyoruz? Rastgele dağılan randomizasyon. Randomizasyon. Yani şuradaki randomizasyon. Randomizasyon ne demek? Bir faktörümüzün konularının bir blok içerisinde oluşturduğumuz parsellere rastgele, tesadüfi olarak dağıtılmasıdır. İkinci bloğumuza bakalım. İkinci bloğumuzda oluşturulacak parsellere şöyle oluşturulacak parsellere birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çeşitler dediğim şekilde mi gelmiş? Buraya birinci çeşit, ikinci çeşit, üçüncü çeşit, dördüncü çeşit, beşinci çeşit dediğim gibi mi gelmiş? Yoksa bunlar tombala usulü çekilmiş ve rastgele mi gelmiş? Bakalım. Ha, bakalım. Ne oldu? Ben eski sistemde yaptığım birinci parsele 1, bir, ikinci parsele 2, iki, üçüncü parsele 3, üç, dördüncü parsele 4, beşinci parsele 5. çeşit. Ama şimdi baktım ki tombala usulü belirlemiş, 5. parsele 1. çeşitten gelmiş. 4. parsele 3. çeşit, 3. parsele 2. çeşit, 2. parsele de 4. çeşit, 5. çeşidimizde birinci parsele denk gelmiş. Yani benim yaptığım sıralama şöyle yaptığım sıralama geçerli değil. Yani tekrar göstereyim ben bunu. Hatta şöyle yapayım. Şöyle yapabilirim. Bunları baştan alabiliriz. Şöyle baştan alabiliriz. Şöyle bir arazimiz var. Arazimizdeki varyasyonu bilmiyoruz. Topraktaki varyasyon, topraktaki sorun hangi yönde biz bilmiyoruz. Tespit ettik. Arazimizdeki varyasyonun bu yönde olduğunu tespit ettik. O zaman bloklamayı biz şöyle yapmamız gerekiyor. Şu şekilde. Bloklamayı şöyle yapmamız gerekiyor. Şu şekilde. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Bakalım doğru mu yapmış? Evet doğru yapmış. Bloklamamız doğru. Şu şekilde yapmamız gerekiyor. Birinci bloğumuz. İkinci bloğumuz. Bakalım üçüncü bloğumuz şöyle mi? Doğru. Dördüncü bloğumuz da doğru. Doğru yapmışız. Bundan sonra bloklarımız dört tane blokta. Dört blokta deneme oluşturuyorduk. Dört tane de tekrarımız olacak. Her blokta da çeşitlerimiz dörtte tekrarımız olacak. Her blokta da çeşitlerimiz bir kere tekrar olacak.
Artık biz birinci blokta 5 tane çeşidimizi 5 parsele ekeceğiz. Ama daha önceki gibi birinci parsele birinci çeşit diyemiyoruz. İkinci parsele ikinci çeşit diyemiyoruz. Üçüncü parsele üçüncü çeşit diyemiyoruz. Dördüncü parsele dördüncü çeşit diyemiyoruz. Beşinci parsele beşinci çeşit diyemiyoruz. 5 tane parselimize ekeceğimiz 5 çeşidimizi rastgele tombala usulü belirliyoruz. Çektik. Birinci parselimize ikinci çeşit geldi. Çektik. İkinci parselimize birinci çeşit. Üçüncü parselimize üçüncü çeşit. Dördüncü parselimize beşinci çeşit. Beşinci parselimize dördüncü çeşit denk geldi. Rastgele. Yine aynı şekilde ikinci bloktaki oluşturacağımız 5 tane parsele de çeşitlerimiz yine rastgele dağıtılacak. Bak çek. Burada parsellerimiz bunlar tabii. Bakın. İkinci parselimiz ikinci bloğumuz pardon. İkinci bloğumuzda bakın. Beşinci parselimize ne olmuş oldu? Pardon. Doğru. İkinci blokta beşinci parselimize birinci çeşit. Dördüncü parselimize yani parselleri şöyle bir numara, iki numara, üç numara şeklinde de verebiliriz. Bakın. Yerleri yani ben daha önce de ne demiştim? Birinci parsel bir, ikinci parsel üçüncü, dördüncü, beşinci parsel her birine birinci çeşit, ikinci çeşit, üçüncü, dördüncü, beşinci çeşit şeklinde olmuyor artık. Rastgele. Bir blok içerisindeki parsellerde ekilecek çeşitleri nasıl tombala usulü belirliyoruz. Üçüncü blokta da aynı şekilde. Üçüncü bloğa birinci parseline çeşit birden gelmiyor artık. Hangi çeşitten geliyorsa. Kura usulü belirliyoruz. Üçüncü çeşitten geldi. İkinci parseline, ikinci çeşit, üçüncü parseline, birinci çeşit, dördüncü parseline, dördüncü çeşit, beşinci parseline, beşinci çeşit. Dördüncü bloğa bakın. Rastgele. Bu parseline ikinci çeşit, birinci çeşit, beşinci çeşit, üçüncü çeşit, dördüncü çeşit şeklinde. Bakın onlar hep rastgele belirledik. Artık parseller bir blok içerisindeki şöyle temizleyelim. Bir blok içerisindeki şuradan şöyle örnek verelim. Bakın burada birinci bloğun birinci parselinde denk gelen çeşit 2 buraya denk geldi. Çeşit 2 ikinci blokta nereye denk gelmiş? Bakın üçüncü parseline denk gelmiş. Çeşit 2 üçüncü blokta İkinci parseline denk gelmiş. Dördüncü blokta da bakın beşinci parseline denk gelmiş. Arazideki dağılımlarına bakın rastgele aynı şu şekilde şu hizada şöyle çeşit ikiler böyle denk gelmemiş. Bakın bu buradaysa diğeri burada diğeri burada yerleri hep farklı. Şu şekilde şöyle denk gelmemiş. Çeşit iki buraya çeşit iki buraya çeşit iki buraya ekilmemiş. Eğer dediğim gibi şurada olası bir varyasyon olmuş olsaydı çeşitler de çeşit 2 de buraya tümüyle ekilmiş olsaydı çeşit 2 burada çeşit 2 burada çeşit 2 burada çeşit 2 burada olsaydı çeşit 2'nin parsellerinin hepsi aynı hizada olmuş olsaydı toprakta da olası bir şurada da büyük bir varyasyon olmuş olsaydı o zaman bu çeşit 2'ye karşı haksızlık yapılmış olurdu. Yanlışlık yapılmış olurdu. Bunu da araştırmacı yapmış olurdu. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? Çeşitleri her birini tesadüfen bloklar içerisinde bakın bloklar içerisinde ne yaptık? Böyle rastgele dağıttık. Bakın çeşit bir burada. Bakın aynı hizada değil de çeşit bir şöyle aynı hizada değil. Çeşit bak bir burada, diğeri burada, diğeri burada, diğeri burada. Bakın aynı hizada şu doğrultuda değiller. Yerleri farklı. Biri burada, biri burada, biri burada. Toprakların farklı yerlerine denk gelmesi çeşitlerin daha sağlıklı ve daha güvenilir şekilde topraktaki varyasyona da ciddi varyasyonlara da denk gelmeyecek şekilde şans ise de artık denk gelse de olay ki şurada bakın bir sorun varsa şurada bir sorun varsa bu sorun aynı çeşitte değil. Bakın burada çeşit 1'e denk geliyor. Şurada çeşit 4'e denk geliyor.
Şurada çeşit 2'ye denk geliyor. Çeşit 3'e denk geliyor. Bakın aynı çeşitler değil, farklı farklı çeşitlere denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla her bir çeşide eşit oranda yansıma ihtimali artıyor. Topraktaki olası bir varyasyonu bütün çeşitlere yine dağıtmak gerekiyor. Şöyle zaten topraktaki varyasyona karşı şu şekilde bloklama yaparak bir önlem aldığımız gibi bu şekilde şöyle topraktaki bloklamayı böyle yaparak topraktaki varyasyona karşı blokları topraktaki varyasyona dik oluşturarak topraktaki varyasyonu kontrol etmek adına bir önlem aldığımız gibi ikinci önlemimiz de bloklar içerisindeki çeşitleri rastgele dağıtarak ikinci bir önlem almış oluyoruz. Topraktaki varyasyonunu ikinci kere kontrol altına almış oluyoruz. Ya da alabildiğimiz kadarıyla topraktaki varyasyona karşı denemedeki konularımızın etkilenme olasılıklarını düşürmeye çalışıyoruz. Amacımız çeşitler arasındaki verim farklılığını ortaya koyarken topraktaki olası varyasyonu çeşitler arasındaki farklılıkları etkilemesini engellemeye çalışmak. Amacımız bu. Tesadüf blokları deneme desenini oluştururken topraktaki varyasyonumuz bu şekilde ise topraktaki varyasyona karşı tedbir alırken birincisi bloklama yapıyoruz. Tesadüf blokları deneme desenini oluşturmamızın nedeni bu. Biz biliyoruz ki toprakta varyasyon var ve bloklamayla da bu varyasyonu kontrol altına alıyoruz. İkincisi bu şekilde bloklama yaparak topraktaki varyasyonu kontrol altına alırken ikincisi de blok içerisindeki parsellere deneme konularımız olan faktörlerin konularını dağıtırken de rastgele dağıtıyoruz. İkinci önlemimiz de bu şekilde alınmış oluyor. Tesadüf blokları deneme deseni hakikaten arazideki varyasyonu kontrol altına alınmasında etkili bir deneme yöntemi. Şurada mesela bizim şuradaki parselin orijinal benim biraz önceki dağıttığım şuradaki bunun sıralamasını. Şimdi ben arazide ben ne yaptım? Arazideki varyasyonu belirledim. Deneme yeri olarak bu araziyi seçtim. Sonra arazideki topraktaki varyasyonun yönünü belirledim. Arazinin yönünü belirledikten sonra arazideki varyasyonun yönüne dik şekilde bloklar oluşturdum. Şu an blokları faktör konuları sayısı kadar, konu sayımız 5. Bir faktörün konu sayısı kadar blok içerisinde parsel oluşturdum. 5 tane konumuz var, 5 tane blok oluşturdum. Fakat bu konuları sırayla değil de rastgele dağıttım. Her bir parseli rastgele dağıttım. Hangi parsele hangi çeşidin ekileceğine şans usulü karar verdim. Tombalayla çektim. Hem burada parselasyonu görmüş olduk. Parselasyon arazideki blokların ve bloklar içerisindeki parsellerin oluşturulmasına ne diyoruz? Parselasyon diyoruz. Bunu yaparken arazideki heterojenite, topraktaki varyasyon dikkate alınması gerekiyor. Sonra ben bloklama oluşturdum. Bloklar oluşturdum. Arazideki varyasyona dik gelecek şekilde bloklar oluşturdum. Randomizasyon ne demekti? Bir blok içerisindeki parselleri oluşturduktan sonra blok içerisindeki her bir parsele ekeceğin, dağıtacağın deneme konularını, şuradaki 5 tane deneme konusunu
rastgele dağıttım. Hangi parsele, hangi çeşidin ekileceğini ben kendim karar vermedim. Şöyle sırayla birinci çeşit burada, ikinci çeşit burada, üçüncü çeşit, dördüncü çeşit, beşinci çeşit burada olsun demedim. Önceden söylüyordum fakat onun yanlış olduğunu ben biliyordum. Fakat bu konuya girmiyordum. Şimdi düzeltmemiz gerekiyor. Bir blok içerisindeki oluşturduğum parsellerin sayısı ne kadardı? Bir faktörün konuları kadar. Bir blok içerisinde 5 tane parsel oluşturdum. Çünkü benim 5 tane konum var. Her bir parsele bir konum dağıtacağım. Ama hangi parsele hangi konumu, hangi çeşidi ekeceğimi ben bilmiyorum. Bunu rastgele belirliyorum. Tombala olsun. Birinci parseli tombaladan çektim. Dördüncü çeşit. İkinci parseli üçüncü çeşit. Dördüncü parseli, beşinci çeşit, tombala olsun. Dördüncü parseli, birinci çeşit, beşinci parseli, ikinci çeşit şeklinde. Bu şekilde biliyorum. Bu işlemede ne diyorum? Randomizasyon diyorum. Tekerrür de nedir? Her bir blokta, her blokta, burada birinci bloğumda benim deneme konularım bir kere tekrarlanmış mı tümüyle? Deneme konularım, konum ne? 5 tane çeşidim var. Birinci blokta 5 tane çeşidim tekrarlanmış mı? Her birinden birer tane var. İkinci blokta deneme konularım olan bu 5 çeşit tekrar ekilmiş mi? İkinci blokta da hepsi birer kere tekrar ekilmiş. Yani ikinci tekrarlar olmuş oluyor. Üçüncü blokta da bütün deneme konularım yine tekrarlanmış oluyor bakın. Bütün çeşitler yine tekrarlanmış bir kere. Üçüncü tekrarım oluyor üçüncü blokta. Dördüncü blokta da bakın 4-5 tane çeşidim yine tekrarlanmış oluyor. Her birinden birer tane parsele ekilmiş ama rastgele ekilmiş. Ne oldu? Dördüncü blokta da bu çeşitlerim 4 kere tekrarlanmış. Yani 4 kere tekrar olmuş oldu. O zaman tekrarım da sonra burada anlamış olduk. Buradaki, şuradaki blokların ve çeşitlerin rastgele dağıtımlarından oluşan 4 blokta 4 tekerrürün 5 çeşidimiz 4 blokta 4 tekerrür ve rastgele tesadüf olarak dağıtılmasını gördük. Buna aynısını burada tarla planı diyoruz. Bunu biz tarla planı oluşturuyoruz. Tarlada mesela şurası bizim, şöyle bakalım, bizim birinci bloğumuz burası. Şurada birinci parselimiz, P dediğimiz burası, ikinci parselimiz burası, üçüncü parselimiz burası, dördüncü parselimiz burası, beşinci parselimiz burası. Birinci parselime hangi çeşide gidecek? Rastgele ektim ben, ikinci çeşidimi ektim. Aynı şekilde şuradaki parselim, şuradaki bunun uygulaması, arazideki uygulaması. Burada benim defterde, arazi defterim diyorum. Ondaki planım. Bu tesadüf blokları deneme desene göre hangi çeşidi, hangi parseli ve kaç tane blok oluşturdum ve kaç kere tekerrür oluşturdum ve toplamda da kaç tane parselim var, bunların hepsini biliyorum. Şuradaki arazide şu tümüyle, şuna ben tümüyle böyle parselleri ve blokları oluşturmama biz parselasyon diyoruz. Yani bakın birinci bloğum burada, ikinci bloğum burada, üçüncü bloğum burada, dördüncü bloğum burada. Blokları, blok artı hangi bloğun içerisinde de kaç tane de parselim olacağını belirleme bu parselasyon oluyor. Parselasyon. Tamam, parselasyon oluyor. Parselasyonun bu şekilde oluşturulmuş şekilde. Şurada da çeşitlerimize bakarsak, mesela birinci bloğumda, şurası birinci bloğum benim, şurası birinci bloğum, şurası birinci bloğum, şurası benim birinci parselim, şurası ikinci parselim, şurası üçüncü parselim, dördüncü parselim, beşinci parselim. Şurada P1, P2, P3, P4, P4 dedim. Birinci parsel, ikinci parsel, üçüncü, dördüncü, beşinci parsel. Birinci parselime hangi çeşidi ekeceğim belli değil. Ben bilmiyorum. Bunu rastgele tombala usulü seçiyorum.
birinci parselime ikinci çeşidin denk gelmiş. İkinci çeşidimi buraya ektim. İkinci parselime birinci çeşit denk gelmiş. Onu da buraya ektim. Rastgele. Üçüncü parselime üçüncü çeşidin denk gelmiş. Onu da buraya ektim. Dördüncü parselime beşinci çeşit denk gelmiş. Onu da buraya ektim. Dördüncü parselime de beşinci çeşit denk gelmiş. Onu da buraya ektim. Yani şuradaki deneme planımın, tarla planımın arazideki uygulanışı da burası. Arazi uygulanması burası. Uygulama kısmı, araziye uygulanması, uygulanması da, araziyle uygulanması da burası oluyor. Şurası da benim ikinci bloğum. Arazide şöyle bir şey var. Arazi çalışmaları yaptıysanız bunu bilirsiniz. Uluslararası araştırmacılar tarafından kullanılan uluslararası bir uygulama var. Uygulama da şöyle. Araştırmadaki yürüteceğin deneme parseli için söyleyeyim. Deneme arazi üzerine oluşturduğum denemenin başlangıç noktası neresi olacak? Birinci bloğumu nereye oluşturacağım? Birinci parselimi nereye koyacağım? Birinci bloğumu oluştururken arazinin hangi köşesine göre karar vereceğim? İkincisi de bir blok içerisindeki parselin yeri neresi olacak? Başlangıç yeri neresi olacak? Bunu şuna demek istiyorum. Şöyle bir arazim var. Şu şekilde bir arazim var. Toprakta da şöylesine bir varyasyonum var diyelim ki. Birinci bloğumu ben topraktaki varyasyonu dik olacağı için birinci bloğumu şu şekilde de oluşturabilirim. Şuradan da oluşturabilir. Dik olacağı için. Bakın burada da ikisine de dik. Buradan da olabilir. Buradan da olabilir. Burası da olabilir. Burası da olabilir. Birinci bloğumu ben buraya mı yerleştirmeliyim? Yoksa buraya mı yerleştirmeliyim? Birinci bloğun yönünü, yerini nasıl belirleyeceğiz? Birinci bloğun yerini nasıl belirleyeceğiz? Şöyle belirleyebiliriz. Diyelim ki arazimizin yanında şurada bir tane yol geçiyorsa, birinci bloğu hemen yolun yanında oluşturmakta fayda var. Çünkü ilk parsel ve ilk blok burada olacağı için gözlemden alınması noktasında kolaylık sağlar. İlla burada olması gerekmez. Yani ben birinci bloğu tarlanın bu tarafında oluşturmak istiyorum diyorsan birinci bloğu buraya da kurabilirsin ama daima birinci blok araca İşte alet, edevat götürme, tohum ekimi, öğrenci ulaşımı, araziye ulaşım yönünden bakıldığı zaman birinci bloğun kolay yönü, tabi buradaki yeri önemli, arazinin homojenlik durumuna göre yani arazideki varyasyona göre bloğun yönünü belirleyeceğiz ama bizim konumuzda burada toprak varyasyonu bu şekilde ise toprak ve şuradan da yol geçiyorsa, şurada da yolumuz varsa buraya en yakın şekilde topraktaki varyasyona da dik olacak şekilde bloğu şöyle oluşturabiliriz. Birinci bloğu böyle oluşturabiliriz. Diyelim ki böyle oluşturduk. Bu kez birinci parsel nerede olacak? Birinci parsel şurada mı olmalı başlangıcı yoksa şurada mı olmalı? Bakın bu da çok önemli. Benim anlattığım şey çok önemli. Unutmayın. Birinci blokta birinci parsel her zaman için soldan sağa olmalı. Soldan sağa, yazı yönünde. Biz yazıyı nasıl soldan sağa şöyle yükseldiği yazdığım zaman soldan sağa şeklinde yazıyorsam, birinci blokta oluşturduğumuz zaman şöyle birinci blokta birinci parsel soldan başlayıp sağa doğru, ikinci parsel şöyle, üçüncü parsel şöyle, dördüncü parsel bu şekilde. Birinci parsel ondan dolayı soldan sağa şeklinde şöyle ikinci, üçüncü şeklinde böyle devam etmeli.
soldan sağa doğru. Birinci parsel burada olmalı, ikinci parsel burada, üçüncü parsel burada, dördüncü parsel burada, beşinci parsel burada olmalı. Uluslararası standart budur. Soldan sağa başlar. Bazı araştırmacı arkadaşları gerek üniversitede gerek başka kurumlarda görüyorum. Bunlara dikkat edilmiyor. Bu uluslararası standartta böyle. Birinci bloğun birinci parseli soldan sağa doğru başlayıp gidecek. Bu şekilde olacak. Onun için beni dikkat edin. Burada bakın birinci parselim hep buradadır. Soldan başlar. İkinci parselim bakın onun yanında sağa doğru gider. Üçüncü parsel de burada. Dördüncü parsel de burada. Beşinci parsel de bakın burada. Soldan sağa doğru gidiyor. Gördünüz mü? Başlangıç noktası. Başlangıç noktası sol. Pardon. Evet, burası. Şöyle gidiyor bakın. Bir, ikinci parsel, üçüncü, dördüncü ve beşinci parsel şeklinde böyle soldan sağa doğru gidiyor. Şimdi şuradaki parseller üzerinden gidelim. O zaman birinci parsel burası. Soldan sağa doğru şöyle gidiyor. Birinci parsel, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci parsel şeklinde bu şekilde gidiyor. Şöyle yaptık. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye bu şekilde gidiyor. Şurada ben geldim, gözlem alıyorum. Mesela bitkinin boyunu ölçtüm. Burada metre aldım. Buradan ölçtüm. Birinci parseli ölçtüm. Sonra ikinci parsele geldim. Bitkinin boyunu ölçtüm. Üçüncü parsele geldim. Buradan ölçtüm. Buradan ölçtüm. Dördüncü parsele geldim. Buradan ölçtüm. Beşinci parsele geldim. Burası da önemli. Burası, diyelim ki denemenin sonuna kadar geldim. Şuradan gözlemlerimi ala ala buradan gözlemlerimi aldım. Beşinci parsele başladım. Birden beşe kadar geldim. Buraya geldikten sonra ikinci bloğa geçeceğim. Gözlem almaya başlarken hemen şuradaki ikinci bloğun şu parselinden mi başlamalıyım? Yoksa şuradan şu yoldan gelip şuradaki parsele mi girip buradan mı gözlem almalıyım? Hangisi size daha yakın? Birinci bloğun birinci parselinden 2'den, 3'ten, 4'ten, 5'ten buraya kadar geldiniz. Şimdi buraya geldiğinizde şuraya girmek daha kolay. Buradaki parsel size daha yakın. Yoksa böyle bu parsele gelip buradan mı gözlem alırsınız? Yoksa ya ben şurada ikinci bloğun birinci parseli buradaydı. Başlangıç yeri buraya diye buraya kadar buradan gelip sonra yürüyüp buraya kadar gelmeniz gerekli mi? Yoksa buradan buraya geçip buradan böyle gözlem alıp şu şekilde mi gitmeniz daha mantıklı? İşte bu da Türkiye'de ilginç. Hakikaten bu da gerek üniversitelerde çoğu kurum kuruluşta bu da çok fazla bilinmiyor. Burada da gözlem alırken şöyle yapılıyor. En pratik yolu şu. Buradan birinci bloğun birinci parseli böyle geldiniz, gözlemlerinizi aldınız, beşinci parseli geldiniz, gözlemlerinizi aldınız mı? Hemen şuraya geçiyorsunuz, burada gözlemlerini alıyorsunuz, böyle devam ediyorsunuz, buraya geliyorsunuz, buradan üçüncü bloğa geçiyorsunuz, üçüncü blokta da böyle gözlemlerinizi alıp böyle devam ediyorsunuz bu şekilde, sonra buradan bu şekilde devam ediyorsunuz, sonra gözlemlerinizi alıp şu şekilde, bakın. Yılan gibi, serpiente dediğimiz yılan gibi kıvrılarak, bakın burada böyle şöyle gözlemler alarak gidiyorsunuz. Ne kadar kolay. Aksi halde diğer durumda şöyle geliyorsunuz. Ondan sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Şuradan gözlem alıyorsunuz. Sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Buradan gözlem alıyorsunuz. Sonra tekrar buraya geliyorsunuz. Buradan gözlem alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi yoruyorsunuz sürekli. Ama böyle birbirini takip edecek şekilde yılan gibi kıvrılarak diğer bloklara da böyle şu şekilde devam ederek takip edebilirsiniz. Bakın benim numaralandırmalara iyi bakın. Bakın birinci bloğun birinci parseli bu. İkinci parsel, üçüncü parsel, dördüncü, beşinci parsel. Ondan sonra ne demişim? Bakın altıncı parsel. Gördünüz mü? İkinci bloğun altıncı parsel. Yani beş burada parsel altı. Yedi, sekiz, dokuz, on. Gördünüz mü? Yılan şeklinde kıvrılıyor. Sonra ben gözlem aldım. Bakın buraya geldim. Sonra buraya geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. Buradan gözlem aldım. Bittim. Şuraya geldim. Burada ölçüm yapıyorum. Sonra yaptım. Bıraktım. Gördünüz mü? Diğer şekilde eğer yapmış olsaydım şuraya şöyle gözlemimi alıyordum.
Şuraya geçmeyeceğim. Şuraya tekrar geri geleceğim. Buradan gözlem alacağım. Buradan tekrar gözlem alacağım. Bundan sonra burada bitirdim. Şuraya tekrar geri geleceğim. Şurada gözlem aldım. Buralarda ölçümler yaptım. Bundan sonra tekrar buraya geri geldim. Bakın ne kadar zor. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yapıyorum. Buradaki zamanımı harcıyorum. Buraya git gel, git gel yaparak. Halbuki ben şu şekilde şöyle devam etmiş olsam, şu şekilde şöyle yılan gibi kıvrılarak şekilde devam etmiş olsam işimi daha kolay yapacağım. Onun için her parseli, bakın birinci parsel, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci parsel dediğim zaman ben biliyorum ki ilk beş parsel birinci bloğa ait parsel. Sonra ben biliyorum ki 6, 7, 8, 9, 10 diye verdiğim parseller de ikinci bloğa ait. Sonra 11, 12, 13, 14, 15 diye verdiğim üçüncü bloğa ait parsel numaraları. O 15, 16, 17, 18, 19, 20 dedi. Bakıyorum. Dördüncü bloğa ait parseller. Bakın benim hiçbir şey karıştırmam mümkün değil. Hangi parselin hangi numarasının olduğunu biliyorum. Hangi gözlemi yaptığım yeri de biliyorum. Dolayısıyla hiçbir şey karışmaz. Gayet güzel bir şekilde araştırmanızı yapabilirsiniz. Bu da Türkiye'de maalesef çok bilinmiyor. İnsanlar kendilerini görüyorlar. Dediğim gibi şöyle bir arazide şurada bloklar var şöyle. Şöyle bloklar var. Şöyle bloklar var. Burada tekrar bu konuyu anlatayım ben. Şurada gözleme başladınız. Parselde ölçüm yaptınız. Diğer parsellerde ölçerek gidiyorsunuz. Şuraya geldiniz, bitirdiniz. Şu bloğun sonuna geldiniz. Son parseli bitirdiniz. Türkiye'de çoğu insanlar ikinci bloğa başlamak için şuradaki parsele gidiyor. Halbuki şuradaki ikinci bloğun şuradaki parseli size daha yakın. Şuradaki parsel daha uzak. Sizi yorar. Buradan doğrudan ikinci bloğun buradaki parseline gidersiniz. Buradan şöyle gözlem yaparak, ölçüm yaparak gelirsiniz buraya. Ondan sonra buradaki parseli bitirdiniz. Sonra buraya geçersiniz. Sonra buradan da gözlem ölçümleri yaparsınız. Bütün parsellerde yapacağınız gözlem ölçümleri alırsınız. Sonra buraya. Ondan sonra buraya gelirsiniz. Sonra buradan işleminizi bitirirsiniz. Bakın yılan gibi kıvrılarak gidiyorsunuz. Aksi halde diğerinde şöyle gittiniz. Tekrar buraya gel. Buraya gittiniz. Buraya bitirdiniz. Tekrar buraya gel. Bitirdiniz. Tekrar buraya gel. Böyle kendinizi yoruyorsunuz. Arazide git gel, git gel, git gel yapıyorlar. Hakikaten bu gerçekten zor bir iş ve gereksiz zaman kaybı, efor, enerji kaybı. Onun için bu arazideki pratik işlerinizi kolay halletme noktasında bunlar da verdiğim örneklerde size işinize yarayacak pratik çözümler, öneriler oluyor. Bunlara da dikkat edin. Bunlar tabii yıllarca edinilmiş tecrübe, deneyimlere dayalı. Bunlara da faydalanmanızdan fayda var. Evet, bir sonraki konumuz veri analizine yavaş yavaş gireceğiz. Denememiz, yani bu konumuz tesadüf bloklarında. Konumuz tesadüf bloklarında giriş kısmıydı. Giriş kısmında biz ne anlattık burada? Biz tesadüf bloklarında randomizasyon kısmını anlattık. Bugün tekerrür kısmını anlattık. Yine bloklamayı anlattık. Parselasyon kısmını anlattık. Konular üzerinde durduk. Bunun 4 temel konu üzerinde durduk. Sanırım bu konu iyice pekişmiş olmalı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste buluşmak üzere.